bir şey diyemiyorum yani. Hep çıkıyor çıkıyor ama işte bizim çıkarımızı olmuyor. Hep bize yani. Benzin fiyatları da var tabii, bütçemizi de aşıyor. Araba fiyatları da uçtu malum. Hükümetin sayesinde sağ olsun. Aracınızın deposu kaç TL'ye doluyordu? Hiç doldurmadım, şunu diye yalansıyamam şimdi. Yani hani 100 lira alıyordum. İyi olmuş diyorum. Parası olan kullansın. Soruya soruyla cevap verilmez ama size sorayım ben. Zamlar güzel mi? Valla çok iyi oldu. Yapacak bir şey yok. Görecek hiçbir şey bulamıyorum şu an. Aracı olanlara iki kat vergi daha. Ben mecbur değilim ki onları vermeye. Çekyanım fark etmez ki. 200 lira doluyor. Şu anda 400 lira doluyor. Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim. 50 lira yapsın. Bu gariban emeklinin anasını ağlattı. 50 lira yapsın ki hiç olmazsa açlıktan ölsün emekli. Ölsün. Zaten öldürmesini istiyor arkadaşım. Emekliyi öldürmesini istiyor. Bolu gündemden herkese merhaba. Bugün Bolu halkına benzine gelen son zamlar hakkında fikirlerini sorduk. 800'e 900'e doluyor. Şimdi 1300'e doluyor. Bir şey diyemiyorum yani. Hep çıkıyor çıkıyor ama işte bizim çıkarımızı olmuyor. Hep bize yani sıkıntı. Vallahi hiç iyi düşünmüyorum yani. Düşünemiyoruz. Düşünecek bir durum yok. Taksi fiyatları verildiğinde 18 liraydı. Bugün 35 lira mazot. İki katına çıktı. Biz aynı. Koşturuyoruz yani. Diyecek bir şey yok. Depom 850'ye doluyordu. Şimdi 1400'e doluyor. Ve aynı paraya gidip geliyoruz. Benzin fiyatları pahalı. Böyle giderse 40 lirayı da geçecek yani. Benzin fiyatları da var. Tabii bütçemizi de aşıyor. Araba fiyatları da uçtu malum. Hükümetin sayesinde sağ olsun. Benzine bizi de çok pahalı yani. Ne düşüneceğim? Zaten alıyoruz her gün. Niçin ne olduğunu anlamıyoruz ki zaten. Zamlardan önce aracınızın deposu kaç TL'ye doluyordu? Hiç doldurmadım. Şunu diye yalansıyamam şimdi. Yani hani 100 lira alıyordum. Yakın zaten. Gidip geliyordum yani. Çok az. Açtak olsunlar. Açtak olsunlar. Olmadı. 50 bin lira olması lazım. Açtak olsunlar. Yani. Onu zaten doldurmuyoruz ki. Nereye dolduruyor? Neyle dolduracaksın? Parayla. Ben emekli adamım. Verdi bana 7,5 lira para. Nereye dolduracağım ben? Arabayı bilmiyorum ki. Arabayı da aslına gelsin de çekiverim onları. Şey. Benzin zamları herkesi etkiliyor tabii. Bizi de etkiliyor. LPG'de var ayrıca. LPG'de biniyoruz yani. Ortalama 1200 civarında. 1200 TL civarında. Zamlar sonrasında kaç TL'ye doluyor? Sanırım 1750 falan. Benzine gelen zam A'dan Z'ye her kişiye geliyor yani. Akaryakıta geldiği zaman yani kullandığınız her şeye zam geliyor. Çünkü her şey nakliye sonuçta yani. İyi olmuş diyorum. Parası olan kullansın. Soruya soruyla cevap verilmez ama size sorayım ben. Zamlar güzel mi? Çok berbat. Muhalefeti de birbirine düşürdüler. Muhalefet de birbiriyle didişirken insanlar hayat pahalılığını tartışamaz durumda. Halbuki asıl konumuz o. Enflasyon, hayat pahalılığı, işte paramızın üzerinde Atatürk olmasın, paramızın delikli kuruş kadar değeri yok. Atatürk baş tacı o. Daha hiç iyi düşünmüyoruz. Çok kötü. Bu ülkenin haliydi insanlar. Burada sadece koyun gibi susuyorlar. Yurt dışına çalışıyorum, bu telefon fiyatı 60 bin lira burada. Ben orada 1000 euro almışım. 1000 euro ne yapıyor? 30 bin lira yapıyor. İki fark. Şurada cebi arkasında 1000 euro var, ne yapıyor? 30 bin lira para yapıyor. Hadi cebinden çevirin de 30 bin lira cebinde olan var mı? İnsanlar herkes aç. Ama herkes susuyor, korkuyor. Valla çok iyi oldu. Yapacak bir şey yok. Gelen çekilir. Görecek hiçbir şey bulamıyorum şu an. Şeyhanen onlara zam. 7500 lira alanlara hiçbir şey yok. Değil mi? Aracı olanlara iki kat vergi daha. Ben mecbur değilim ki onları vermeye. Şeyhanen fark etmez ki. Arabam yok ama pahalı olduğunu biliyorum. Fazla zam geldi. Benzin arttı. Eskili tabii. 200 lira doluyor. Şu anda 400 lira doluyor. Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim. 50 lira yapsın. Bu gariban emeklinin anasını ağlattı. 50 lira yapsın ki hiç olmazsa açlıktan ölsün emekli. Ölsün. Zaten öldürmesini istiyor arkadaşım. Emekliyi öldürmesini istiyor. Yazık. Ben bir sene önce 7,5 lira maaş alıyordum. Şimdi yine 7,5 lira alıyorum. 3 lira, 4 lira, 5 lira, 6 lira olanları o milleti kandıracağım diye 7,5 liraya çıkardı. Şimdi de ondan sonra ver bakalım arabana zam ver, benzine zam, mazota zam. Allah da çok uzun ömürler versin Tayyip'e. Bu milletin hakkından o gelir. Emekli ölsün de kurtulsun. Hayırlı günler, bol şanslar. Arabam yok, zamları da düşünemiyorum. Zaten çıkmış zaten diye 40 liraya mı kaçtı? Litresi. Gereksiz bir zam olduğunu düşünüyorum ve bu son dönemlerde bayağı üstüne çok gelindi bu zamlar hakkında, öyle yani. Bugün Bolu halkına
benzin zamları hakkında fikirlerini sorduk. Halkın çoğu benzin zamlarından şikayetçi. Başka bir videoda görüşmek üzere.